Selamlar. I haven't seen you for a while. It's good to have you back. Ben Deniz, Alpha Games ekranlarını ve Detroit Become Human'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Menüye girdik. Yine bu tatlış kızımız, ablamız bizi karşıladı. Şimdi arkadaşlar birkaç şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra hızlıca başlayacağız. Bir önceki bölümde, özellikle Kara'nın bölümünde, evdeki bölümde donmalar, takılmalar olmuş. Biraz da Marcus'ta olmuş ama daha çok çoğunluk Kara'nın bölümünde. Bu tabii ki optimizasyon sıkıntısı. Yani frame rate'in düştüğü, FPS'in düştüğü yerlerde bunlar olmuş. Ben dedim ki tamam, ayarlarla biraz oynayayım. Zaten hani ultra ayarlarda falan oynuyordum. Dedim ayarlarla biraz oynayayım, toparlarım onu. Girdim sabah, bunlarla uğraştım. Bir şey fark ettim ki ayarlarla ne kadar oynarsam oynayayım FPS durumunun önüne geçemiyorum. Minimumu aldım. 30 FPS'ye sabitledim ki 30 FPS sabitlediğin çok daha saçmalaz oyun. Yani optimizasyonla alakalı bir sorun diyeceksiniz. Kayıt altında olduğun içindir. Hayır, kayıt altında olmadığım zaman da durum böyle. Yani ne yapacağımı bilemedim. İnternetten araştırdım dedim. İnsanlar da aynı sorundan muzdaripler. Kimisi laptopunda oyun oynarken çok ısındığından, kimisi SSD'ye kurumasından, kimisi joystick'ten kaynaklandığını söylüyor. Yani internet de karman çorman. Yabancı forumlar araştırayım dedim. Onlarda da durum aynı. Patch bekliyoruz falan diyorlar. Yani ben yine... Did you know Detroit was on the Underground Railroad? A route for slaves escaping into Canada during the American Civil War? Öğrendim. Teşekkür ederim. Ne diyordum ben? Kara'nın bölümüne tekrardan girdim. Oraları tekrardan böyle bir denedim. O evde bir cenabetlik var zaten. Belli. Tot yüzünden büyük ihtimal. Çok takılıyordu. Ya umarım... Yani elimden gelen önlemi aldım ama bilin ki benimle bir alakası yok. Normalde bir oyunda FPS düştüğü zaman siz bunu çok fazla hissetmezsiniz. Kayıt programının özellikleri çünkü buna göre aktif. Render programında da bu özellikler var ama bunda direkt donma oluyor. Mesela Red Dead Redemption'da aynı şekilde Jedi Fallen Order'da da çok FPS droplar vardı ama hiçbirinde takılma hissetmiyorduk mesela. Hafif böyle bulanıklaşırdı görüntü ama siz onu çok aşırı hissetmezdiniz. Zaten 2-3 saniyede geçip giderdi. Bu oyunda öyle olmuyor. Yani düşündüm acaba biraz ara mı versem, patch mi beklesem ama seri de başladı. Çok güzel gidiyor. Bir kitlesi de var kanalda. Ben de o yüzden bozmak istemedim. Yani bu bölümde çekelim. Bakalım ne olacak yani. Ben elimden gelen her önlemi aldım. Ayarları bir daha göstereyim sizlere. Yani 60 FPS özele çektim. Yani yüksek, orta, düşük. Yani ekstra bütün her şeyi kapattım diyebilirim. Bakalım ne olacak? 2 dakikanızı aldım, kusura bakmayın ama bu açıklamayı yapmak istedim çünkü cidden can sıkıcı bir durum. Sizler de oturduğunuz zaman veyahut da her yani nasıl şartlarda izliyorsanız siz de güzel bir görüntü görmek istersiniz. Öyle akıcı bir şekilde görmek istersiniz. Biliyorsunuz bu bir port oyun. Çok daha uzatıyorum ama toparlayacağım. Bu bir port oyun ve PlayStation'daki durumunu bilmiyorum. 30 FPS miydi, 60 FPS miydi? Ama bir sıkıntı var. Umarım olmaz. Oh hayır, no. Aman, karambole gidiyorduk. Tamam, biz en son ortaklar bölümünde kalmıştık. Resim bitirmiştik. Buradan devam edemiyoruz. Niye edemiyorum lan? Tamam, bunu oynamak istiyorum. Ha, bölümü başlat. Kaydet, tamamdır. Kara'nın bölümüne girdim demiştim ya FPS için. Şey yaptı arada, hani hikayeden devam edersem Kara'nın bölümünden devam eder diye şey yapmadım. Tamamdır. Açıklamalarımı yaptım. Yükleme ekranındayız. Dediğim gibi eğer böyle bir donma takılma hissediyorsanız arkadaşlar yapabileceğim şu yok. İşin komik tarafı, ben oyunda FPS dropları görsem de o donmaları takımları hissedemiyorum. Bir de o var. Nerede takıldığını da anlayamıyorum. Ve işin bir komik tarafı da açık alanlarda sıkıntı yok. Kara'nın ev dışındaki bölümlerinde sıkıntı yok. Ev içinde. Diyorum evde bir cenabetlik vardı. 5 Kasım. Zaten bütün olaylar şu ana kadar 5 Kasım'da gerçekleşti. Connor'ın giriş bölümü hariç. Connor'dayız. Hadi bakalım. RK-800. Jimmy'nin barı. Android'ler ve köpekler giremez mi? Ben sıradan bir Android değilim abi. İç mekana girdik, bakalım ne olacak şimdi. Teğmen Anderson'ı bul. Yüzeyi tara. Nasıl olacak o? Yüzleri tara, Allah'ım ya. Ben de diyorum, ne oluyor? Dön bana yüzünü. Heh. Peterson, Jim. Bir dakika, göremezim.
Jimmy Peterson. Doğum 2001 doğumlu. İş yeri sahibi. Sabıka kaydı yok. Okey. Yüzeyi tara. Ya açıkçası biraz da moralim bozdu bu durum ya. Ne yalan söyleyeyim. Biraz keyfim kaçtı yani. Sabahtan beri uğraşıyorum bize. Yönetici sabıka kaydı yok. 95 doğumlu. Dünün çocukları büyümüş ya. Bir şeyim dedim müdür. Tararım seni. Taradım. Ah senin bir sabıka kaydın olaydı Derek. Seni ne alırdım içeri var ya. Taramadığın kimse var mı? Şu abinin yüzünü göremiyoruz. Şurada biri var. Kanırın özelliği bu demek ki. Yüzleri tarayabiliyor. 83 doğumlu. İşsiz. Alkollü araç kullanmak. Christopher. Christopher. Alkollü araç kullanmaktan sabıkalısın ve... hop bir dakika abi. Şeye girmişsin. Hani bara girmişsin yine. Johan kim? Kim? Teslimat şoförü şu anda işsiz. Sabık ait aileci şiddet. Vay 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 vay. Koreli'ye bak sen. Aileci şiddet ha. Ben herkesin yüzünü tarayacağım. Aa basketbol oynanıyor. Kolej galiba. Beyond Two Souls'ta da vardı buna benzer bir sahne. Aynı maç bile olabilir ha gönderme açısından. Dur dur bir saniye ben hallediyorum ya müdür. Dur. Uyuşturucu madde satıcı. Deniz Adaş. Deniz Ward. Ben bunu içeri alırım ha. Şş. Temiz misin lan artık? Gerçi bir şey yapamıyorum ya. Bu da kankası. Chris. İşsiz sabıka kaydı yok. Sırf merakımdan tanıyorum bu arada. Tarıyorum. McRae Samuel. Samuel McRae. Ya da... Kravatı bir düzelteyim şurada. Hakikaten düzelteceğim mi lan? Yakışıklısın, yakışıklısın. Marcus favorim şu an ama sen de 3. sırayı aldın hadi kara ver bir de. Abi Marcus'a şu ana kadar ısınabildim açıkçası. Ha Anderson Hawk. Polis yüzbaşısı sabıka kaydı yok. E bir de olsun. E bir de olsun. 85 doğumlu. Anasını. Tamam. Buldum ben. Kendini tanıt. Lieutenant Anderson, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. So just be a good little robot and get the fuck out of here. Ignite. Anlayışlı. Tehdit et. Ne tehdit lan adam yüzbaşı. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. Listen, I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. İkna ettim bu tehdit gibi oldu lan. You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. See that, Jim? Wonders of technology. Make it a double. Hazır mıyız? Yüzbaşı. Binbaşı mıydı? Okey, güzel bir bölüm olacak gibi görünüyor. İlgimi çekti.
Aman abi müziği kapatsak. Gözünü seveyim. Artık müzik duyduk mu korkmaya başladık yemin ediyorum ya. Sabırlı. Whatever you say, Lieutenant. Fucking aim that person. Kal de dedi. Josh Douglas from Channel 16, can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Typical DPD. They don't tell us shit. Oh my God, what happened in there? Ben bir azar yiyeceğim şimdi ama. Neyse. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Ya tabii ki karışacağım. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. All around 8 from the landlord. The tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That... Jesus, that's... Was even... Abi o şu an 30 FPS'e düştü arkadaşlar. Yani bu normal değil ya. Vallahi normal değil yani. Şu kapıdan gelecekken 30 FPS'e niye düşersin? Neyse durmadan FPS muhabbeti yapmayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Stayed inside most of the time they hardly ever saw him. Well, stayed easy in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. Okay. I gotta get some air. Açıkçası çok da detaylı dinleyemedim. Çünkü çok da... I'll be outside if you need me. Çok da rahat değilim. Parmak izi yok. Oo. Dokunmasak ha. Ben okuyamıyorum ki, direkt kapanıyor ya. Tamam. Ya bıçakta parmak izi yok. Onu öğrendik. Vurmuş kan DNA'ya. Numunalı mıdır önce geçen soru? Devam ediyorum. Each letter is perfect. It's way too neat. No human writes like this. Chris, was this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Red ice. Seems our friend Carlos liked to party. Ooh. Dolap. Şüpheli dolap. Hep dolaptır zaten. Hep dolaptır zaten. Consider it done, Lieutenant. Aha. Şu kim? Abi dışarıda biri var. Polis mi lan o? Abi tanıyamadım ya. Yani tabii ki şeyin buraya dönme ihtimali yok da. Şu halinde ne işi var? Bir de Android yani o çoktan planını yapmıştır. Kurumuşkan. Tamam.
Hırsızlık ve ağır... Ağır darp. Şuraya, şurada birisinin kafası ezilmiş belli. Darbe izledi. Şiddetli darbeler. İğneden oluştur. Aykırı bir bıçak aldı. Aykırı'dan kastı hani sapmış Android. Programı bu bozulmuş Android değil mi? Bıçak aldı. Ama bunun olayın öncesi var. Bir saniye. Öncesinde bir tane vuruyor Android'e. Tamam bir dakika. En başa alalım mı? Şimdi burada bir Android'e bir tane çakıyor abi. Aynen. Duygusal şok olmuş herhalde. Tamam. Android bir geri çekiliyor. Baba yapma gözünü seveyim diyor. Bir tane daha vuruyor. Bir tane daha gömüyor. Android ananı avradını senin yapacağın işe benim de canım var lan deyip bıçağı alıyor. Bizimki zaten ağır darptan adam dövmeden, vurmadan, karamadan duramıyor. Android'in de canına tek ediyor. Ve bıçağı şıtak. Muhtemelen bir tane daha saplıyordur sonra derken güm. Olay bundan ibaret oluyor. Tamam. Kurbanı inceleyeyim. İnceleyeceğim. Deliller uğraşıyorum daha. İncelemem gereken 4 delil daha var. Niye dışarıya bakıyorum şu anda? Oku. Android'ler... Üzgünüm hanımlarıma plastiği yenemezsiniz. Hocam zararlı bir şey çıkmasın. Okey. Aman diyeyim hani... Ne oldu? Delili inceleyemedim mi? Ya okudum işte. Yanda bir şey çıktı. Ben mi kaçırdım? Başka bir şey yok. Şuradan olmuş. Niye ilerleyemiyorum? Ha, ışık var önümde. Ha, arka kapı. Android'in buradan kaçtığını düşünüyorlar çünkü ev kilitliydi. Model bilmem ne abi. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Ha, grup taraftan kaçmamış. Ya şu kitapta ne yapacağımı anlayamadım ama kitap da olmayabilir bu arada. Ben direkt kitaba daldım ama. Yo kitap. Ya okudum bir olay göremedim. Şu tarafa bakacağım. Ya
Geldim, banyoya geldim zaten. O ne ya? Bu ne, putperest miymiş bu adam? Dini adak mı? Kanara başka bir şey kalmadı mı burada? Allah Allah, garip şeyler oluyor ya. Çok acayip yerlere gidiyor konu yani. Şu ön taraflara bakmadık. I am alive. Ben yaşıyorum. Hayattayım. Zaten sonra gittiler onlar herhalde. Şuraya baktım mı ben? Buraya bakmamışım. Oo. Uyuşturucu madde. Neyi? Hidrolik asit mi? Uyuşturucu kullanmış. Tamam. 9. Sonuncu da duvar yazısı. Cesede tıklamayacağım. Önce duvar yazısını inceleyeceğim. Ay, bir şey, yerde incelemedi bir şey mi? Hani okey. Bir geldiğimiz tarafa da bakacağım. Kapıdan girişte bir şey yoktu ama. Abi 9. delil ceset mi olacak acaba ya? Yani şimdi iki tane var ya. Kurbanı incele var, bir de delilleri incele var. Kitap büyük ihtimalle, kitapta ne yapacağım anlamadım. Yani tek şu an tıklayabileceğim şey kitap kaldı. Kitapta da bir olay yok hani, bir yani robotlarla alakalı bir olay vardı sadece. Yani burada dikkatimi çeken bir şey mi? Bir analiz mi etmem gerekiyor bunu acaba? Hiçbir şey olmuyor. Hangi bir şeye tıklayamıyorum. Varsa şurada bir şey var. Ya bu adam bu kulübe takılıyormuş herhalde yani. Ben onu anladım buradan. Neyse tamam, ben cesedi incelemeye gidiyorum. Gözden kaçırdığım başka bir şey yok ise. Tamam artık. Teğmen. Artık inceleyebiliriz. Ne yapacağımı anlamadım açıkçası kitapta. Ya dışarıda da olabilir de. Ya çok da önemli değil zaten. Bir tane kalmış ya. Ondan da ne çıkacak ki? Belki de kurbandır yani sonuncuda. Dedim ki ben biraz ayrı görev olarak değerlendirdim ya onu. Belki de değildir. İç kanama. 28 derece alet yarası. Üf, 28 kez bıçaklanmış. Uyuşturucu kullanmıştım. Ha, bu uyuşturucunun ismi bu dönemde Kızıl Buzmuş. Zaten dedim ya hani yani asit olması çok enteresan da diye yani. Değişik bir kafa. Merhum. 129 kutu, 168. Okey. Oraya baktım zaten. Aa yok, burayı incelemedim. Yok, inceledim. Elinde bir şey olabilir. Ha. Tabii. Hırsızlık, ağır darp. Okey, onu anladık. Yeniden oynat bakalım.
Şimdi uzun nefesini burada vermiş. Abi şunu baştan alamıyor muyuz? Yok alamıyoruz. Buradan şey yapacağız. Şişeler. Kurban burada düşmüş. Yani şişeler takılıp düşmüş. Tamam. Yerde sürüklenmiş. Bıçak darbelerinden sonra büyük ihtimal kurban bıçaklanmış. Doğru. Bir dakika. Şuradan alırsam. Mutfağa girdiler. Tamam. Şimdi adamın elinde beyzbol sopası vardı. Android'i dövdü. Android mutfaktan bir bıçak kaptı. Ondan sonra adamı burada biraz hırpaladı, bıçakladı. Ardından buraya geldiler. Adam sersem tabii. Burada biraz bir bıçak da burada. Sonra yere yuvarlanıyor. Tamam. Yuvar sürükleniyor. Kalkıyor. Şişelere takılıyor. Ondan sonra duvara dayıyor ve çat 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 fıçık 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 delik deşik. Ben çözdüm olayı. Allah Allah. 28 defa. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Rapor ver. Ha tamam, 10. delil adammış zaten. Boşuna kasmışız. Tamam. Raporumuzu verelim o zaman. Nereye gitti? Ha. Hadi bakalım. Lieutenant. I think I figured out what happened. Oh yeah. Shoot, I'm all ears. It all started. Mutfakta başlamış. In the kitchen. There are obvious signs of a struggle. The question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. Baseball sopasıyla. With the bat. That lines up with the evidence. Go on. The android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to... Banyoya? The bathroom. No, that can't be right. It doesn't fit the evidence. Victim oğlum ya. Uy. The living room. Ha, pardon. Doğru, pardon. Ne banyosu ya? Banyo şeye gitti kafam. Tamam. He tried to get away from the android. All right, that makes sense. İşlere takılmış. The android murdered the victim. Öldürmüş bıçakla. With the knife. Evet. Fıçık fıçık saplıyor okay. Burada. Your theory is not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. Oh. It's the fluid that powers Android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. O yüzden göremedik biz. Oh. But I bet you can still see it, can't you? Hayır, ben de göremiyorum. Correct. Aa, görebiliyor muyum? Ha, mavi kan izini ara. Aa. Aa çok iyi ya. Aha da mavi kan izi. Şimdi Android'in nereden kaçtığını bulmaya çalışıyorum ben. Aykırı'yı bulma. Direkt onu bulmaya çalışıyorum. Okey. Evet. Banyoda bir olay olacağı kesindi zaten. Yani banyo çok... Çok şeydi banyo. Bir acayipti. Merdiven mi? Merdiven mi var var orada? Ha merdiven şeyini gördü. Gölgesinin hani izini gördü. Ha. Bende merdiven vardı, ben mi göremedim dedim. Orada saklansa saçma olurdu zaten yani.
Ha. Sonra merdiveni çekmiş tabii yukarı. Tırmanacak bir şey bul. O android'im ben atlarım direkt. Atletik değil miyim? Tırmanacak bir şey bul. Teğmene söylesem. O bulsa yani ben niye buluyorum ki? Durumu anlatayım adama niye? Sandalye mi alacağım yerden? Hey hey hey, what are you doing with that chair? I'm going to check something. Check some. Bir şey bakacakmış. Gölge. Connor, ne yapıyoruz? Yavaş yavaş mı ilerleyeyim? Tavan arasından araştır. Oğlum çok ürkütücü lan. Aykırı yara. Yok, o an aykırı değil. Gördüm. Bir çeşit manken model gibi bir şey. Boşuna gerilim verme oyun. Yemezler. Connor değil, o değil. Ben gördüm abi. Bismillah. Dedim. Ben gördüm. Kolunu gördüm abi. Oyun ne hal aldı bir anda. Aha! Buldum. Gel, uzlaşmacı olacağım, gel. Ondan sonra öldürecekler seni ama. İlk bölümü oynadık, biliyoruz. Demedi deme. O kol titremeye başladı. Hadi utangaç olma. Ya korkutacağım biri bir yerde. Korkmayacağım, boşuna şey yapma yani. Korkmadım. Aykırı tespit edildi. I was just defending myself. Haklısın lan yani. He was gonna kill me. Ölmek. I'm begging you. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant. Bana ışık vermedin. Ben ses etseydim. Chris, Ben, get your asses in here now. Aa, niye? Bu çok kritik bir karar olurdu. Ben niye karar veremedim? Ben de onu düşünüyorum bir yandan. Acaba karar girse ne yapacağım diye. Ayda. Ama en güzel yeri sen bana seçtirmedin ki. Aa. Değil mi? Burada hani bir karar verecektik. Yani burada herhalde diğer aşamalarda yapacağım bir şey de yoktu. Gözüme çarpan hani şunu. Yani Aykırı'nın suçsuz olduğuna veyahut da kendini koruduğunu anlıyoruz zaten. Hani oradaki deliller doğrultusunda bana sonunda bir şık sunacak sandım. Hani görmedim veya burada diye aykırı bulundu çıktı. Neyse, diğer şıklar ya da çok da bir şey kalmamış bu arada yani. Genelde soruşturma suç mahalliyle alakalı olaylarmış. Ne kaçırmış olabilirim ki lan? Küçücük yerdi zaten. Peki. Arkadaşlar, burada bölümün sonuna gelelim. Çok uzun tutmayacağım bölümü. Çünkü bugün biraz uğraştım kayıt işleriyle, işte biliyorsunuz optimizasyon sıkıntısıyla o biraz vaktimi aldı. Bugüne yetiştirmek istiyorum videoyu. Sizinle de ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum bölümle ilgili. Yani sonda bana bir tercih sunması lazım. Belki ileride tabii devamı olabilir. Yani onu bilemem de. Neyse, kendinize bakıyorsunuz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Serinin hızlı gelmesi için beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanalımızın büyümesine de katkı sağlamış olursunuz. Her şeyden önce de beni motive etmiş, beni sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.